İşte proje tasarım ofisleri olabilir. Orada da tabii proje ve tasarım yapmalar gerekiyor oluruz. Fabrikalarda mühendisler malzemeyi yöneten kişilerdir. Bir defa maliyetler biliyorsunuz bizim bir numaralı işimiz. Yani bugün günümüzde artık rekabet etmek için maliyetlerinizin düşük olması lazım. Rakiplerinizden daha düşük maliyetle. Kardemir olarak hakikaten çok şanslıyız. Cumartesi günü 4-5 saat hocalarımızla beraberdik. Çok teşekkür ediyorum bu vesileyle onlara. Buraya çok güzel bir eser kazandırmışlar. Türkiye'nin tek demir-çelik enstitüsü ne kadar şanslıyız ki Kardemir olarak Karabük'te, sizin üniversitenizin içinde ve bu enstitü bizim aslında Kardemir tarafının Ar-Ge merkezi. Biz zaten kurarken de öyle bakılmış meseleye. Bundan sonraki bakışımızda hatta daha da artarak böyle devam ediyor olacak. Ben işte cumartesi günü hem arkadaşlarımı dağıldım geldim. Hocalarımız buradaydı, rektör hocamızla da sohbetimiz oldu. Teknoloji Fakültesi dekanımız buradalar, çok teşekkür ediyorum. Beraber de enstitü müdürümüzle beraber olduk. Yani müthiş içeride cihazlar var, ekipmanlar var. Herkese nasip olmayacak şeyler var. Biz de inşallah onların kıymetini biliriz. Ve burada birlikte değer yaratırız. Hem Karabük için, hem Kardemir için, hem de bu ülke için. Veri toplama, analiz etme, problem çözme. Bunlar bizim olmazsa olmazlarımız. Ben bu yaşta hala hayata atılmak üzere askerliğimin son günlerinde hazırlık yapmaya başladım. Bu arada okurken tabii iyi stajlar yaptım. Sizlere de önerim şudur. Keşke daha etkin stajlar yapabilseydim. Bir tanesini yurt dışında yaptım. Londra'da yaptım. 2 ay süreli bir stajdı. Ama benim için tabii çok faydalı oldu. Çünkü o yaşlarda benim dilim çözüldü 2 ayda. Yani 2 ayda tabii ki okuduğum okul itibariyle İngilizce altyapımız falan vardı ama yerinde dil öğrenmek çok önemli. Bir proje ofisinde bir staj yaptım. Yanımda bir İngilizle her gün 8 saat çene. 50'ye kadar çıktığını okumuştum. Röportajlarını da dinledim. İşçilerle yapılan röportajlarını da dinledim. Acaba bununla alakalı bir önlem alacak mısınız? Bir projeniz var mı? Onu merak ediyorum. Önce bu soru için çok teşekkür ederim. Demek ki sen böyle düşündüğüne göre böyle bir toplumda algı olabilir. Bu algıyı da en azından bu sınırlı topluluk önünde bir düzeltelim ki belki buradan da siz diğer arkadaşlarınıza anlatırsınız. Şimdi Marzing bir Kardemir kuruluşu değil, önce oradan başlayalım. Marzing'in Kardemir'le uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi yok. Marzing